TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyicilerimiz. Gündemin sıcak gelişmelerinin yansıdığı ana haber bülteniyle yine karşınızdayız. Dilerseniz bültenimize önce özetlerimizle başlayalım, sonra haber detaylarıyla devam edeceğiz. ÖSAS'taki Dünya Kayserililer Günü'nü kutladı. Kayserili olmakla övünmeye devam edeceğiz dedi. İnsanları doğduğu yerde doyurun. Göç alan şehirler doyurmaz hale gelir. Açıklama İYİ Partili Kazım Yücel'den geldi. Kayserililer kısıtlamalara uyuyor. Hafta sonu kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde bir ikameti kurşunlayan şahıs kaçarak kayıplara karıştı. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, her yılın 38. günü kutlanan Kayseriler Günü sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla bu güzel günü kutladı. Hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, Kayseriler Günü'nü sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla kutladı. Yüzlerce yıldır Kayseri'de yaşayan bir ailenin çocuğu olarak ve 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak ben de bugününüzü kutluyorum. Cenab-ı Allah nice güzel günlerde bir araya getirsin diye önce dua ile başlıyorum. İnsanların doğduğu toprakları sevmesi çok doğaldır, fıtridir. Biz de doğduğumuz toprakları çok seviyoruz. Ama bizim bu sevgimiz sadece bir yerde doğmuş olmaktan da kaynaklanmıyor. Kayseri şehrine belki ticaret vasfı, sanayi şehri vasfı yakışıyor ama bunun yanında da çok güzel özelliklerini de zikretmemiz gerekiyor. Elbette Kayseri'de ticaret canlı, elbette Kayseri'de sanayi canlı. Eğitim hayatı 4 üniversitesiyle devam ediyor. Sağlıkta olsun, sporda olsun, kültürde, sanatta Kayseri, doğrusu kendi emsali olan şehirlerle yarıştığında en ileri gelen şehirlerden birisi. Ama bir taraftan da hayırseverler şehri olmak vasfını Kayseri doğrusu açık ara önde götürüyor. Son günlerde bir hemşerimiz Mehmet Altın abi, ismini zikretmekte mahsur yok, tam 300 milyon liralık arsasını bağışladı. Şimdi Kayseri'de en büyük cenaze camisi ve 20 tane okul yapılıyor. Daha önce geçmiş rahmetli olan birçok hayırseverimiz de burada ruhu şad olsun diye anmak istiyorum. Elbette Makarrı Ulema şehri vasfını yıllardır üzerinde taşımış, bütün kitaplara geçmiş olan bir şehirdi. Bugün yaşadığımız şehir itibariyle de turizmden de artık istifade eden Erciyes Dağı'yla dünyaya açılan bir Kayseri'den bahsediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yapılan yatırımlarla şehrimiz yine parlayan bir yıldız olmaya devam edecek. Biz de Kayserili olmaktan övünmeye devam edeceğiz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kayseri yine sessizliğe büründü. Kayserililerin büyük ölçüde kısıtlamalara riayet ettiği görüldü. Kayseri'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri sessiz kaldı. Normal günlerde araç ve yaya yoğunluğunun çok olduğu Cumhuriyet Meydanı vatandaşlar evlerinde kalınca boş kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına bu haftada devam edildi. Kısıtlamanın son gününde Kayserili vatandaşın yine kısıtlamalara uyduğu görüldü. İnsan sirkülasyonunun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakimdi. Öte yandan polis ekipleri de kentin farklı noktalarında yaptıkları uygulamalarla denetimlerini sürdürdü. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de şehrin farklı uygulama noktalarında denetimlerini gerçekleştiriyor. Her kısıtlamada olduğu gibi polis ekipleri araçları ve vatandaşları tek tek durdurarak kimlik kontrolü ve izin belgeleri olup olmadığını kontrol ediyor.
Hayır. Kısıtlamayı fırsata çeviren Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de hummalı çalışmalarına devam etti. Ekipler bu kez sinyalizasyon direklerini sökerek yerine LED aydınlatmalı direklerin montajını yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi bugün de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bugünü fırsata çevirerek eski sinyalizasyon direklerinin yerine LED aydınlatmalı direkleri monte ediyorlar. Kısıtlamadan muaf tutulan sektörlerin başında ise fırıncılar geliyor. Vatandaşlar yürüme mesafesinde olan fırınlara gelerek ihtiyaçlarını karşılıyor. Kısıtlama gününde ekmek almaya geldiniz fırına. Nasıl buluyorsunuz kısıtlamaları? Vallahi biraz uzun sürdü, tek sorun o. Başka bir sorunumuz yok. Yürüme mesafesinde mi geldiniz? Evet, yürüme mesafesinde. Mis Serin Fırını çalışanlarından Mustafa Yılmaz, hafta sonu kısıtlamalarıyla birlikte işlerinin %70 oranında düştüğünü ifade etti. Nasıl gidiyor satışlar? Satışlar şu an yani normal güne bakarak tabii ki gün altında az gidiyor. Kısıtlamaların buna bayağı bir etkisi var. Yani zaten fırının çevresindeki insanlar geliyor şu an yani ekmek almaya. Araçta gelmiyorlar. Kısıtlamalara yani müşterilerimiz uyuyor. Mesela hafta içindeki ciromuzdan da tutumumuzun ciromuz biri olabilir mi? Asla olamaz. Yani şu an görüldüğü gibi yani normalde burası pazarları yoğun olması lazım. Şu an bakın çok tek tük nadir müşterilerimiz geliyor. Yani hafta içi yaptığımız ürünün altında yapıyoruz yani. Üçte birini yapıyoruz mesela. Hafta içi mesela 3000 yapıyorsak hafta sonu 1000-1500 yapıyoruz. Bu da neden kaynaklanıyor? Kısıtlamadan kaynaklanıyor. Sizce devam etmeli mi kısıtlamalar? Kısıtlamalar yani bu koronanın yani bitmesi için tabii ki yani devam etmesi lazım. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pandemi döneminde dezenfektan, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve maske üretimiyle 4 ayda 3 milyon liralık ciro elde etti. Okul salgın döneminde Arimo markası adında Gesi Bağları ismi verilen bir de kolonya üretti. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pandemi döneminde dezenfektan, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve maske üretimiyle 4 ayda 3 milyon liralık ciro elde etti. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Özgül, salgın döneminde özellikle kimya ve tekstil alanında büyük üretim gerçekleştirdiklerini, öğrenci ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla adeta fabrika gibi faaliyet gösterdiklerini söyledi. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak salgın döneminde özellikle kimya alanında olmak üzere tekstil ve alanda bayağı üretimler yaptık. Kimya alanında 15 öğretmen 50 öğrenciyle beraber salgın döneminde bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu kapsamda 200 tona yakın el dezenfektanı, 50 ton sıvı sabun, 50 ton çamaşır suyu, 50 ton yüzey dezenfektanı ve 10 ton ortam dezenfektanı ürettik. Bu ürettiğimiz ürünleri Kayseri'nin yanı sıra Türkiye'nin genelindeki bütün çoğu illere gönderdik. Bu sürece katkı sağlamaya çalıştık. Makina teknolojisi alanımızda ise dezenfektan standları ve siperlik üretimi yapıyoruz. Bu süre içerisinde tekstil bölümüne İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bahamettin Karaköse'nin katkılarıyla maske makinesi aldık. Bu maske makinesiyle şu anda üretim yapıyoruz. Yaklaşık 4 aydır yaptığımız üretimde 2 milyonuncu maskemizi dün itibariyle tamamladık ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz Çandıroğlu Bey'e takdim ettik. Okulun kimya bölüm şefi Erdal Ertaş ve tekstil teknolojisi öğretmeni Halil Akbıyık çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Biz burada yaklaşık 4 aydır maske üretimi yapıyoruz.
maskeyle çalışan 4 tane öğretmenimiz, 10 tane de öğrencimiz var. Çalışma saatlerimiz esnek olup öğrencilerimizin EBA dersleri olduğu zaman aşağıda bilgisayar bölümümüzde özel sınıfları var. Oralarda derslerine giriyorlar, sınavlarına giriyorlar. Boş zamanlarında da, müsait olduklarında da burada maske üretimine devam ediyor. Tekstil bölümünde maske üretiminde çalışan 11. sınıf öğrencisi İlayda Keskin ve maske üretiminde çalışan tekstil bölümü öğrencisi 17 yaşındaki Yasin Bulut da üretime katkı sundukları için mutlu olduklarını belirttiler. Merhaba, ben İlayda Keskin. 11. sınıf öğrencisiyim. Tekstil bölümünde okuyorum. Yaklaşık 4-5 ay oldu burada çalışalı. Çalışma saatleri 8'den 5'e kadar. Evim yakın. Bazen otobüsle bazen yürüyerek gelip gidebiliyorum. Ailem burada çalışmama olumlu bakıyor aslında. Hem onlara da yük olmuyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durabilme şansım oluyor. Kaç aydır burada çalışıyorsun? Yaklaşık 4-5 aydır. Asgari ücret, asgari ücretin biraz üstüne çıkıyor. Aileme destek oluyorum. Evde olan yükü biraz hafifletiyorum. Yani maaşımın bir kısmını aileme veriyorum. Günde 2000-2500 veya onun biraz daha üstüne çıkabiliyorum. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılının nüfus verilerini açıkladı. Kayseri'de ise ilçelerin büyük çoğunluğu göç vermiş durumda. Bu durumu değerlendiren İYİ Partili Kazım Yücel, insanları doğduğu yerde doyuramazsak gelecekte şehirlerdeki nüfusu doyuramaz hale geliriz dedi. Kayseri'li hemşehrilerim. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılının nüfus verilerini açıkladı. Verilere göre Kayseri'nin ilçeleri göç veriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel son nüfus verilerini değerlendirdi. Yücel, insanları doğduğu yerde doyurmazsak gelecekte şehirlerdeki nüfusu doyurmaz hale geliriz dedi. Yücel, uzunca bir zamandır aynı yönetim anlayışıyla şehri yönetenlerin park, altyapı, kaldırım vesaire gibi yatırımlarla ilgilenirken bunların yanı sıra şehir merkezine göç konusunu da gündemlerine almaları gerekmektedir. Şehri yönetenlerimizin daha vizyonel bakış açılarıyla göç veren ilçelerimizin neden göç verdiklerini inceleyip bir çözüm ortaya koymaları gerekmektedir. Göç veren ilçelerimize yatırımları artırılmalı ve bu bölge halkının iş bulma amacıyla şehir merkezine göç ettikleri fark edilmeli. Yoksa durdurulamaz bir şehre göç her geçen yıl artarak devam edecek gibi görülmektedir. Sonra ne yaptıkları parklar, ne yollar, ne de altyapı bu göçe cevap vermeyecektir. Özvatan, Pınarbaşı, Akkışla, Felahiye, Bünyan, Yeşilhisar, Sarıolan gibi ilçelerimizden son bir yılda şehir merkezine göç çok net olarak görülmektedir. Buralarda devlet yatırımları, üniversite bölüm ve fakülteleri, tarım ve hayvancılığa verilecek destekler artırılmalı dedi. İYİ Partili Yücel, hızlı trene, otobana, devlet teşviklerine uzaktan bakan Kayseri iken, bu kez de çevre illere alınan teşviklere uzaktan bakanlarımız olsun istemiyoruz diyerek sözlerini tamamladı. Türkiye'de yılda 185 bin kişinin kansere yakalandığını açıklayan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Profesör Doktor Mehmet Akif Özdemir, erken tanı konulursa dünyada milyonlarca insan şifa bulacak dedi. Kendine sen etme yazık, kansere çare var artık, sakın geç kalma erken gel. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Profesör Doktor Mehmet Akif Özdemir, dünya yüzünde kanser yapıcı faktörlerin artması gibi sebeplerden dolayı kanserin ölüm sebepleri arasında 2 ya da 3. sırada bulunduğunu açıkladı. Kanserin oluşmasını engellemek başta gelen faaliyettir diyen Profesör Doktor Özdemir, erken tanının önemine dikkat çekti. Efendim, kanser dünya yüzünde giderek kanser yapıcı faktörlerin artması, hayat tarzı vesaire gibi nedenlerle ölüm sebepleri arasında ikinci, üçüncü sıralarda yer almış durumda. Yani büyük bir sağlık sorunu. Bu hastalıkla ilgili sadece Türkiye'de değil, dünyada Uluslararası Kanserle Mücadele Derneği 72 ülkede
bu işte mücadele için uğraşıyor. Türkiye'de de bizim Türk Kanser Araştırma Savaş Kurumu Derneğimiz, Ankara Genel Merkezidir, biz burada şubeyiz. Bu Uluslararası Kanser Mücadele Derneği ile işbirliği yapıyor. Kayseri Şubesi olarak kendi çapımızda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Şimdi kanser hastalarından çok, yani işin daha şey tarafı, bizim dünyada kabul edilen şey koruyucu hekimlik. Günümüzde biliyorsunuz aşı vesaireyle insanlar, benim gençliğimde biz kızamıktan, su çiçeğinden, çocuk felcinden son derece dramatik tablolar yaşar, hasta kaybederdik. Şu anda Allah'a şükür dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu tür hastalıklar aşılamayla veya bir takım tedbirlerle şartların düzeltilmesi de önlenebilmiş hale gelmiştir. Kanserden de birinci şey, kanserin oluşmasını engellemek başta gelen bir faaliyet. Bizim de üzerine durduğumuz ya da durabildiğimiz konuların başında geliyor. Bu nedenle bizim kanser yapıcı etkenlerden, ki bunlar çevre duyarlılığı, insanların hayat tarzı, alışkanlıkları vesaire, bu tür şeylerden hangi neyi yaparsanız veya yapmazsanız kanserden kaçınabilirsiniz konusunda propaganda yapmaya çalışıyoruz insanlarımızın. Çünkü deniyor ki eğer biz bu tür şeylerin, bu aktiviteleri başarırsak başlangıçta önleme adına 2030 yılında bu kanserlerin %25'i dünya çapında veya işte %30 ile %25'i oluşmayacak. Şimdi bu düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de %100 her yıl aşağı yukarı 185 bin, 175 bin resmi rakamlara göre kanser hastası oluşuyor. Bunun üçte biri oluşmayınca hem bunun manevi yükü kalkmış olacak hastalık, hem de çok çok pahalı olan tedavi masraflarından milletimiz kurtulmuş olacak. Yani biz öncelikle kanserden korunma ve sakınmayla ilgili bilinçlenmek ve bilinçlendirmek faaliyetini yürütmeye çalışıyoruz. Her şeye rağmen kanser oluyorsa insanlar, ki olabiliyor, eğer erken tedavi edilir, özür diliyorum, erken tanı konulur ve tedavi edilirse bu da çok büyük oranda milyonlarca insanın şifa bulabilmesine yol açacak bir metot. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde bir ikameti kurşunlayan şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Erkilet General Emir Mahallesi Atilla Özmen Caddesi üzerinde meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kişi cadde üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki ikameti kurşunlayarak kaçtı. Kurşunlardan iki tanesi evin penceresine isabet ederken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken polis ekipleri de ikameti kurşunlayarak kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de yol kenarında bırakılan şüpheli çanta polis ekiplerince fünye ile patlatıldı. Boş çıkan çantanın çocuklar tarafından yol kenarına bırakıldığı öğrenildi. Kayseri'de bir şüpheli çanta paniği yaşandı. Olay Talas ilçesi Anayurt Mahallesi Batuhan Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında siyah bir çanta gören mahallelinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak fünye ile patlatılan çanta boş çıkarken polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda çantayı çocukların çöpten alarak yol kenarına bırakıp gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 65 yaşında bir kadın kendini asarak hayatına son verdi. Olay, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Destan Sokak üzerinde meydana geldi.
Kendisinden bir süre haber alınamayan Emine Şeyh'in yakınları evine geldi. Yaşlı kadının yakınları içeri girdiklerinde Emine Şeyh'i doğalgaz borusuna asılmış halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 65 yaşındaki Emine Şeyh'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Koca Sinan ilçesinde 6000 adet saman balyası yanan çiftçiyi ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım sigortasının önemine dikkat çekti. Koca Sinan ilçesine bağlı Hırka mahallesinde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hidayet Demirtaş'a ait arazide depolanan 6000 adet saman balyası çıkan yangında kül oldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de çiftçi Demirtaş'ı ziyaret ederek olayla ilgili olarak bilgi aldı. Biz kendi üzerimize düşen işte buradaki raporla hep arkadaşlar bize biz bakanlığa bildireceğiz. Ama yangının çıkış kaynağı sürekli buraya aldım mesela ben buraya sürekli balya koyacağım. Burası mülkünüz değil mi? Mülkümüz. Hı hı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu belirtti. Cumartesi akşam saat 16 sıralarında Hırka mahallemizde çıkan yangında Hidayet Demirtaş'a ait işletme içerisinde bulunan yaklaşık 5-6 bin civarındaki balya henüz şu anda yangının nedeni belli olmamakla beraber itfaiyenin ve jandarmanın tutanaklarını bekliyoruz. Mevcut tüm yem varlığı şu an için tüketilmiş durumda, yanmış durumda. Bugün burada hem ilçe müdürümüzle beraber hem Koca Sinan Ziraat Odası Başkanımızla beraber olayın hemen arkasında ertesi sabahında geldik. Vatandaşımızı ziyaret ettik. Devletimizin yanında olduğunu bir kez daha belirtelim. 6000 saman balyası yanarak kül olan Hidayet Demirtaş ise devletimiz yanımızda, köylülerimiz yanımızda, hepsine tek tek teşekkür ederim diye konuştu. Kayseri'de birçok kişi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan Melik Gazi Meslek Edindirme Kursları Melmek'te verilen YKS kursları için başvurular başladı. Melik Gazi Meslek Edindirme Kursları Melmek'te verilen YKS kursları için başvurular başladı. Konuyla alakalı açıklama yapan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle Melmek kurslarımıza ara vermiştik. Türkiye genelinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte belediye olarak biz de yeni dönem için başvuruları almaya başladık. Katılmak isteyenler telefon numaralarımızı arayarak ve internet adresimizden kaydınızı oluşturabilir. Kayıt için 252-166-768 nolu telefonları arayabilir ya da www.melikgazibel.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 12 Şubat Cuma günü. Kayıtları aldıktan sonra İl Hıfzı Sıha Kurulu'nun kararına göre kurslarımız açılacak. Melik Gazi Belediyesi olarak gençlerimizin hep yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda öğrencilerimizi ücretsiz verdiğimiz YKS kurslarımıza davet ediyoruz dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar hafta sonunda Muhsin Yazıcıoğlu ile Bekir Yıldız Bulvarı'nı TOKİ 1. etaba bağlayan ve otoservisçiler sitesiyle Şeker Mahallesi'ne alternatif olan yolun çalışmalarını inceledi. Başkan Çolak Bayraktar, yaptığımız yatırımlarla Koca Sinan büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor dedi. Koca Sinan Belediyesi'nin Muhsin Yazıcıoğlu'yla Bekir Yıldız Bulvarı'nı TOKİ 1. etaba bağlayan ve otoservisçiler sitesiyle Şeker Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol çalışması sürüyor. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da çalışmaları yerinde inceledi ve birim sorumlularından bilgiler aldı.
maaşınız kessin. Evet. Bundan sonra inşallah yol yapınca daha güzel olacak. Ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, trafik akışını rahatlatacak olan bu yolu en kısa zamanda şehrimizin hizmetine sunacağız ifadelerini kullandı. Bugün de Kocasinan Belediyesi ekiplerimiz, Fen İşleri Müdürlüğümüz yol yapım çalışmaları için Kocasinan'ımızın Şeker Mahallesi'nde TOKİ'nin birinci etapta yapmış olduğu konutların olduğu bölgede, burası için uzunca bir zamandır bu bölgedeki yaşayan hemşerilerimizin beklemiş olduğu bir yol. İnşallah en kısa zamanda tamamlanmasıyla birlikte bu bölgeye hizmet vermeye başlayacak. Tabii ki önceliğimiz sağlık, önceliğimiz içinden geçmiş olduğumuz COVID-19 pandemi sürecinin bir an önce ortadan kalkması. Ama bir diğer taraftan da belediye faaliyetleri durmuyor, devam ediyor. Rutin işlerimizin dışında yapmamız gereken yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, park vesaire gibi işlerimiz de bir yandan devam ediyor. Çünkü Kocasinan büyüyor, Kocasinan genişliyor, Kocasinan yenileniyor, Kocasinan güzelleşiyor. Tabii bunlar için de emek gerekiyor, gayret gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Şükür Allah'a her bir noktasında Kocasinan'ımızın çalışmalarımızı bir önceki yıldan devam ettirdik. Ve şimdi yeni bir yıl, yeni programların başladığı bir yıl olarak karşımıza çıktı. Aslında şu günlerde, Şubat ayında Kayseri'mizde yağışların, soğuğun olması gereken bir dönemdi ama içinden geçtiğimiz süreçte havaların iyi olmasıyla birlikte bizler de sahaya çıktık. Programımız dahilindeki yapacağımız yerlerdeki çalışmalarımıza başladık ve ilk programımızda olan yerlerden bir tanesi de TOKİ birinci etaptaki hemşerilerimizin yaşadığı yerdeki yol ihtiyacı. Diğer taraftan da arkamdaki Oto Sanatkarlar Sitesi'nin yol ihtiyacını çözüm için olması gereken bu 400 metrelik Nursin Yazıcıoğlu Bulvarı'nı bu konutlara bağlayan bölgeye, diğer tarafta da Bekir Yıldız Bulvarı'ndan bağlayan yolu da inşallah hayata geçirmiş olacağız. Başkan Çolak Bayraktar incelemeler sırasında çocuklarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Talas Belediyesi tarafından geçen yaz başlatılan çöp konteyneri parfümleme ve yıkama uygulaması kış mevsiminde de devam ediyor. Talas'ta çöp toplama araçlarına ilave edilen sistemle araçlar ve konteynerlere özel kokular sıkılırken, konteyner yıkama aracıyla da virüs ve bakterilere karşı da temizliği sağlanıyor. 22 ayrı yağ esterinden elde edilen parfümün kullanıldığı konteyner, parfümleme uygulaması sayesinde yaz ayları başta olmak üzere yıl boyunca çöp konteynerleri ve çöp toplama araçlarından yayılan kötü kokuların önüne geçmiş oluyor. Oldukça da ekonomik olan sistemde parfümün 1 litresiyle yaklaşık 2 hafta boyunca uygulama yapılabiliyor. Öte yandan çöp konteyneri yıkama aracıyla da düzenli aralıklarla konteynerler yerinde ve hızlı bir şekilde yıkanarak hijyeni sağlanıyor. 2020 yılında konteyner yıkama aracını filosuna katan Talas Belediyesi, pandemi ortamının yaşandığı bu günlerde hijyeni en üst seviyede tutmayı amaçlıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, pandemi şartlarına rağmen mahalle gezilerine devam ediyor. Başkan Özdoğan, mahalle halkını ziyaret ederek vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, pandemi şartlarına rağmen mahalle gezilerine devam ediyor. Başkan Özdoğan'ın ziyaretine Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cemile Taş eşlik etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve beraberindekiler cadde ve sokakları tek tek dolaşarak eksikleri yerinde tespit etti. Saatiniz iyi mi? Çok şükür. Elhamdülillah. Mahalle halkından Şenay Çat ve Gül Hanım Keskin, Başkan Özdoğan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Maske neyi verdin ya? Çocuk sürekli gökyüzü. Allah razı olsun. Öyle işte. Tamam. Ziyaretler hakkında açıklama yapan Başkan Özdoğan, geçtiğimiz yerlerde mahalle halkımızla görüşerek taleplerini dinliyor ve onlara yardımcı oluyoruz dedi. Kültür Sosyal İşler Müdürümüz Cemil Hanım'la birlikte hacılarımızın güzel bir gününde, güzel insanlarımızla hasbihal imkanı bulduk. Birkaç evimizi ziyaret ettik. Gençlerimizle, ablalarımızla
istişarelerde bulunduk. Hem bazı değerlendirmelerde hem de onların görüş ve önerilerini aldık. Allah onlardan razı olsun. Bu güzel ilçede bu güzel insanlarla hep birlikte güzel işleri başaracağız. İnşallah bahar ayında da ilçemizin tüm iş ve işlemlerinde tüm hızımızla devam edeceğiz. Bu güzel misafirlikler için ben bizi misafir eden iki ablamıza da çok teşekkür ediyorum. Başkan Özdoğan gittiği mahallelerde vatandaşlara hijyen seti de dağıttı. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz. Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 öne geçti ve 10 kişi kaldığı maçta evinde HES Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'in 24. haftasında HES Kablo Kayserispor'la Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı. Tehlike bölgesinden kurtulma mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Mücadelede gol perdesini ev sahibi ekip açtı. Elle oynama sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçen Atıf Şeyşu 28. dakikada Erzurumspor'u 1-0 öne geçirdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Yavaka 34. dakikada önce sarı kart gördü, devamında itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikinci yarıda 10 kişi mücadele verirken Kayserispor'un baskısı 72. dakikada sonuç verdi. Oyuna sonradan giren İlhan Parlak attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kayserispor sahadan 1-1'lik skorla birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 22'ye yükseltirken Kayserispor ise 24 puana ulaştı. Evet, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma da ayrıca bir teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.